Ben Tekkeköy İlkokul Ana Sınıf Öğretmeni Fatma Köseoğlu. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye anlatacağım. Hazır mısınız? Hikayemizin adı Karnı Ağrıyan Dünya. Bakalım dünyamızın karnı neden ağrıyormuş? Bir aydınlık varmış, bir karanlık yokmuş. Uzayda gezegenler çokmuş. Güneş gezegenleri ısıtıyor. Hasta olan gezegenleri de doktor Ay tedavi ediyormuş. Dünyada olacaklardan habersiz dönmeye devam ediyormuş. Dünyanın o gün karnı çok ağrımış çocuklar. Ateşi aniden yükselmiş. O kadar çok terlemiş ki neredeyse fenalık geçirecekmiş. Ne yaptıysa ne ettiyse bir türlü ateşini düşürememiş. Ve bunun sebebinin güneş olabileceğini düşünüp güneşin yanına gitmiş. Güneş dünyanın hasta bir şekilde geldiğini görünce telaşlanmış. Ne oldu sana dünya, neyin var diye sormuş. Dünyada hasta olduğunu, karnının ağrıdığını, ateşinin yükseldiğini söylemiş. Güneş ilk önce kendi sıcaklığını ölçmüş çocuklar. Ama her şey çok normalmiş. Güneşin sıcaklığı her zamanki gibiymiş. Ve dünyaya hastalanmasının başka sebepler olabileceğini, bunu öğrenmesi için de doktor Ay'a gitmesini söylemiş. Dünyada arkadaşı Güneş'in tavsiyesine uymuş ve doktor Ay'ın yanına gitmiş. Olan biten her şeyi doktor Ay'a da anlatmış. Doktor Ay dünyayı muayene etmiş, ateşini ölçmüş. Evet çocuklar, dünya gerçekten hastaymış ama sadece karnı ağrımıyormuş. Dünyanın daha ciddi problemleri varmış. Bu problemleri öğrenebilmesi için de dünyanın akciğer, kalp ve mide röntgenlerini çekmesi gerekiyormuş ve çekmiş. İlk önce dünyanın akciğer röntgenine bakmış, bakmış, bakmış. Bir de ne görsün? Dünyanın akciğerlerinde bulunan ağaçlar kesilmiş çocuklar. Kirli hava tüm dünyayı sarmış. Bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de hayvanlar evsiz kalmış. Sıra dünyanın kalp röntgenini incelemeye gelmiş. Doktor Ay dünyanın kalp röntgenine baktığında dünyanın kalbindeki toprağın sıkıştığını fark etmiş. İnsanların yaptığı beton evler ve asfalt yollar yüzünden dünyanın kalbindeki toprak sıkışmış. Bu durumdan sadece dünya değil, dünyada yaşayan diğer canlılar, hayvanlar da rahatsızmış çocuklar. Çünkü onlar da doğal yaşam alanlarını kaybediyorlarmış. Dünya gördüklerine ve duyduklarına inanamamış. Karnı ağrıdığı için gelmiş ama kalbinin sıkıştığını, akciğerlerinin kirlendiğini öğrenmiş. Çok üzülmüş çocuklar. Sıra dünyanın mide röntgenine bakmaya gelmiş. Doktor Ay dünyanın mide röntgenine baktığında dünyanın midesinde bulunan denizlerin kirlendiğini görmüş. Fabrikadan akan kirli sular ve insanların attığı çöpler yüzünden dünyanın midesindeki denizler kirlenmiş çocuklar. Bu durumdan da en çok rahatsız olan balıklarmış. Çünkü balıkların mavi ve beyaz sularda yaşamaya ihtiyacı varmış. Doktor Ay olan biten her şeyi bir bir dünyaya anlatmış. Dünya da hastalanmasının gerçek sebebinin insanlar olduğunu anlamış ve insanların ona iyi davranacağını hayal ederek bir gün iyileşeceğini düşünerek yavaş yavaş dönmüş ve evinin yolunu tutmuş. Hikayemiz de burada bitmiş çocuklar. Çocuklar, dünyamıza tabii ki çok iyi bakacağız ama kendimize de çok iyi bakacağız. Lütfen maskemizi takalım ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Hoşça kalın çocuklar.